İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 12 bin yaşındaki kelebek Ararat Dağı'nda yeniden görüntülendi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ile Los Angeles Belediye Başkanı işbirliğinin perspektifleri hakkında görüştü. 3. Nar Festivali 19 Ekim'de Martuni'de düzenlenecek. Zarif, İran, ABD ile kalıcı anlaşmaları tartışmaya hazır. Erdoğan, Türkiye, Suriye'de askeri operasyon başlatmaya hazır. Birleşmiş Milletler raporu, yükselen okyanus seviyesi büyük bir insan göçüne neden olabilir. Ara Güler'in fotoğraf sergisi New York'ta açılacak. Son buzul çağından kaldığı bilinen Batı Ermenistan'da ilk kez 1970'te Ararat Dağı'nın 4000 metre rakımında kaydedilen Kuzeyli Nazik isimli kelebek türü yaklaşık 50 yıl sonra yeniden görüntülendi. Latince ismi Ophidrias iduna olan kalın kenar çizgileri ve beyaz benekleriyle görenleri kendine hayran bırakan Kuzeyli Nazik, dünyada nesli tükenme tehlikesi altına girebilecek canlılar kategorisinde yer alıyor. Yaygın olarak İskandinav ülkelerinde yaşayan, Batı Ermenistan'da ise yalnızca Ararat Dağı'nın yüksek yamaçlarında bulunduğu düşünülen kelebeğin son buzul çağından bugüne kadar burada yaşamını sürdürdüğü biliniyor. Normalde kelebeğin doğal yaşam alanı burası değil ama son buzul çağında Batı Ermenistan coğrafyasına doğru geliyor ve burada yaşayan bir kalıntı olarak kalıyor. Gidebileceği de hiçbir yer yok. Ararat Dağı'nda sıkışmış bir tür. Kuzeyli Nazik, soğuk iklimde yaşayan bir tür olması nedeniyle Ararat'ın kuzey yamaçlarında yaşıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ve eşi Anna Hagopyan, Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptıkları çalışma ziyareti çerçevesinde ağırlandığı Los Angeles Belediyesi'nde Kaliforniya ve Los Angeles şehir yetkilileriyle bir araya geldi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre Los Angeles Belediye Başkanı adına yapılan resmi kabulün ardından Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garetti ile bir araya geldi. Eric Garetti, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı liderliğindeki heyet üyelerini memnuniyetle karşıladı ve Nikol Paşinyan'ın ABD ve Los Angeles ziyaretinin önemini vurguladı. Los Angeles Belediye Başkanı, Sayın Bay Paşinyan, sizi Los Angeles Belediye Sarayı'nda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Los Angeles'ta yaşayan ve faaliyet gösteren Ermeni cemaati çok başarılı ve şehrimizin sosyal politik yaşamının çeşitli alanlarında aktif olarak yer alıyor. Los Angeles ve Yerevan kardeş şehirlerdir. Etkin bir şekilde işbirliği yapıyoruz ve genel olarak Ermenistan Cumhuriyeti ile ortaklığa önem veriyoruz, dedi. Artsakh Cumhuriyeti'nin Martuni şehrinde 19 Ekim'de Nar Festivali'nin üçüncüsü gerçekleşecek. Artsakh Cumhuriyeti Martuni Bölge İdaresi Kültür ve Gençlik İşleri Daire Başkanı Ani Haçadıryan'ın Artsakh Pres muhabirine verdiği bilgiye göre festivalde Martuni ve Cumhuriyet'in diğer tüm bölgelerindeki nar yetiştiricilerinin ürettiği ve satacağı ürünlerin sergi fuarı düzenlenecek. Festivalde ayrıca kültür merkezleri öğrencilerinin el yapımı işleri sunulacak. Festival sırasında ilginç yenilikler de bekleniyor. RİA Novosti Ajansı'nın aktardığına göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran, Amerika Birleşik Devletleri ile kalıcı anlaşmaları görüşmeye hazır. Ancak bu tür müzakerelerin nükleer anlaşma üyesi ülkeler şeklinde yapılması gerekiyor. Konuşmaya hazırız. Ancak 1,5 ya da 5,5 yılda ne olacağı hakkında değil, neyin kalıcı olacağı hakkında konuşmalıyız, dedi. Zarif, İran'ın 2015'te ABD'nin katılımıyla imzalanan ancak 2018'de Donald Trump'ın başkanlığı zamanında ABD'nin çıktığı kapsamlı ve birlikte eylem planının geçerli olduğunu vurguladı. Zarif, nükleer anlaşma üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısının çarşamba günü New York'taki Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın genel kurulunda gerçekleşeceğini hatırlattı. Korespondant Net'in aktardığına göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı sonuna kadar güvenlik bölgesi kurulmadıkça Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri operasyonları başlatmaya hazır olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın genel kurul toplantısına gitmeden önce yaptığı açıklamada
Suriye sınırındaki tüm hazırlıkları tamamladık diyerek o bölgede ABD ile askeri bir çatışma içerisinde bulunmak istemediklerini belirtti. Türkiye ve ABD liderleri bu yılın Ağustos başlarında Fırat'ın doğusunda bir güvenlik bölgesi kurmaya karar vermişlerdi. Aynı zamanda Erdoğan, projenin Eylül ayı sonlarında tamamlanmasına olan kendi isteğini defalarca vurguladı. Ancak Ankara, Washington'un o konuda yeterli faaliyet göstermediğini düşünüyor. Erdoğan'ın hedefi, Türkiye'nin kontrolü altında Suriye sınırında Kürt silahlı gruplarını tasfiye edecek bir bölge oluşturmak. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın araştırmacıları, yakın gelecekte dünya okyanusu seviyesinin yükselmesi durumunda birçok mega kentte sel felaketlerinin olabileceğini ifade ediyorlar. Shand News IM'in bildirdiğine göre araştırmanın sonuçlarını bildiren raporda iklim koşullarından dolayı büyük bir insan gücünün olabileceği vurgulanıyor. Bilim insanlarının hesaplamaları buzulların erimesinin bir sonucu olarak okyanus seviyesinin ortalama 4 metre yükseleceğini gösteriyor. Armen Press'in resmi Anadolu Ajansı'na atıfta bulunduğu habere göre İstanbullu ünlü Ermeni fotoğrafçı ve gazeteci Ara Güler'in fotoğraf sergisi New York'ta açılacak. Sergide 1950'lerde Konstantinopolis'i betimleyen Güler'in bir dizi fotoğrafı yer alacak. New York fuarından sonra Roma'nın bir sonraki durak olacağı bilinmektedir. Sergide 1950'lerde Konstantinopolis'i betimleyen Güler'in bir dizi fotoğrafı yer alacak. Türkiye Cumhurbaşkanı girişimi altında sanatçının eserleri Ara Güler Müzesi, Arşivler ve Çalışmalar Merkezi işbirliğiyle dünyanın önemli şehirlerinde sergileniyor. Londra, Paris ve Kyoto'dan sonra dördüncü durak New York olacak. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Dans Topluluğu'ndan Büyük Ermeni Kompozitör Aram Açadıryan'ın Kılınç Dansı adlı eserini sunuyoruz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.